sizde. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Saat 8. 8.05 geçiyor. Saçın peruk gibi oluyor. Peruk gibiyiz bugün. Bugün son gün. Şimdi teknenin gelmesini bekliyoruz. Toparlanıp çıkalım. Şimdi ilginç bir şey olacak ama. Dün gece benim vertigom inanılmaz azdı. Dünya döndü, çadır sallandı falan. Hatta hiç bu kadar yaşamamıştım. Haydi bakalım nasıl gün geçireceğiz. Ben şey diyorum, bir dışarı nasıl gösterelim mi? Hadi ısın. İyi diş olsun. Toparlanıyoruz. Ördeklere bak. Geliyorlar. Biz normalde beyaz ekmek yemiyoruz. Ekmeği biz hayvanlara vermek için taşıyoruz. Ha ha. İyi, ekmek yemesene. Oğlum sakin ol, hepinize yetecek bir ekmek var. Sakin ol ya. Böyle ol. Bu da insan, bakın. Evren uyuyor mu acaba? Tekneci. Neyse, manzaramız iyi. Kahvemiz de var. Uyandı belki de. Belki de. Olsun işte, var Cibrahir'e. Evet. Geç kalmamız gerekiyordur. Al. Sen de iç. Sen de iç. Sen de iç kahveni. Çok sağ. Aldığımız tek yere bu ve şu. Bir de İdil'in bir parmağı yandı. Yandı. Bu yoldaki en güzel yaralarımız. Ha? Mustafa Ulaş'taki büyüğü yönlendireceğin birisi var mı? Abi orada botçular vardır. O Roma, Moma ya da kaldığınız yerin yakında restoranlar belki botla gezdirebilirler. Onlara sorarsanız. Tamam, yani bir telefon numarası falan verirsen çünkü... Yok abi, pek şey ben... Burada olmayayım da yani pek aşağılara inmeyeyim zaten. Tamamdır. Çok teşekkürler, tamam. Sağ olasın. Tamam abi, sağ olun. Cenazeleri varmış, Demre'ye gitmişler. Şunu el etsene. Karşıya geçiyor musun? O zaman yine mecbur karşıya geçeceğiz. Takım taklavat değişti o zaman, mevzu değişti. Haydi bakalım. Dün Evren diye bir arkadaşla anlaşmıştık. Bizi Batık şehre götürecekti buradan alıp. Ama cenazeleri varmış. Sabah erkenden Demre'ye gitmiş. Sağlık olsun. Allah rahmet eylesin. Vardır bir hayır. Karşıya geçeceğiz. Selam okunuyor. Başları sağ olsun. Allah rahmet eylesin. İşte vardır bir hayır. Ölümün bile aynısı. Asıl ben size çok teşekkür ederim. Ayaklarımın gidemediği yere kalbimi götürüyorsunuz. O kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam size. Sabah kalkıyorum, izliyorum, akşam izliyorum. Yani o dalganın sesleri ruhumu dinlendiriyor. İyi ki varsınız. Allah hepinizi korusun. Siz de. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
Yüzerek geçeriz abi bulamazsak ya. Her işte vardır bir ayır. Evet, bak şöyle bir şey yapabilirsin. Bizim kamp yaptığımız yerin sağ tarafında kanolar var. Kanolar? Evet var. Evet. İki tane kano ile kendinizle bir ufak bir tur yapabilirsiniz abi. Kimin onlar? Ararım ben sahiplerini. Aa. Olur abi. O da farklı olur. Olmaz. Sırtındaki meslek pansiyonu. Bir tane çiftlik, bir tane çiftlik kano hem daha hızlı, daha zevkli olur. Tamam abi. Bulamazsanız ben o turistini aktarırım. Alayım bir tane kano, kano elektrikler gelir. Tamam, tamam abi. Bekliyorum o zaman. Tamam, Allah razı olsun. Teşekkürler abi, görüşürüz. Şimdi Ali abi hocamız kişi yolladı. Eğer ki ulaşamazsak, aramazlarsa bize şuradaki kanalardan ayarlayacaklar. Kano ile gezeceğiz. Evet, teknelerin hepsi dolu. Şuradaki kanalardan bize tahsis ettirdi. Göstereyim. Sarılar var ya. Şimdi onlardan alacağım. Ve hayatımın aşkını kurtaracağım. Burak gitti kanoları almaya. Şu yukarıdaki Mehtap Pansiyon Saffet Bey izin verdi sağ olsun. Ama kürekleri yok. Şimdi yukarı çıkıyor. Gördünüz mü? Saffet Bey ile görüşmeye. Kanolar var ama kürekler yok. Böyle ayak taşta da yürümek çok zor ya. Kürekleri aldık. Hoppa. Yoruldum be. Tamam, yavaşça inelim. Merhaba Eylül. Hoş geldin. Hoş bulduk. Telefonun cebimde. Bak şu yengeç var ya. Demin beni tam ısıracakken üstüne binmeden bastım. Ay çok şükür. Merak etmeyin, ben de kürek çekiyorum. Şimdi durdum sadece. Şuraya baksanıza ya. O adadaydık dün akşam. Şu adacıkta merdiven var. İnsanın nutku tutuluyor ya. Ay ay. Kaleye buradan bakmak da ayrı güzel değil mi?
Hani derler ya dalga denizde güzel kardeşim, yapma bize şaka falan. Hı-hı. İşte dalga denizde güzel de dalgayı böyle kanoda ya da küçük kayıkta yandan yersen yersin. Suyu yersin. Safet abi, Mehtap Pansiyonu'na çok teşekkür ediyoruz. Bize kanosunu verdi. Bizi bu adadan kurtardı. Neydi? Her güzel şeyin bir sonu varmış ha. Var mıymış? Olayın asıl kahramanı Ali abi, dün tanışmıştınız. Sayesinde bugün çok keyifli bir gün geçirdik. Mehtap Pansiyonu rica etti, aradı. Evet. Çok sağ ol abi. Ben de teşekkür ederim. Bu güzelliği yaşamak için herkesi Kaleköy'e bekliyoruz. Kanoya binmek için özellikle sabah erken kalkmalısınız. Deniz böyle çarşaf gibiyken kano yapmalısınız. Çok zevkli, çok güzel yerler var. Gökkaya'ya gidip kanoyla mağaranın içine girebilirsiniz. Tersane koyunu gezebilirsiniz. Akvaryumda denize atlayabilirsiniz. Aperlai'ye kadar kanoyla gidip oradan bir yürüyüş yapabilirsiniz. Daha fazlasını gelip görmeniz gerekiyor. Abi. Geldiğinizde bana selam verip geçerseniz ben size gönüllü rehberlik yaparım. Oo, kimleri görüyorum? Merhaba. Belli oldu ya, biz bir dahaki yolunda buradan devam edeceğiz. Bugün son günümüz ama ben bir dahakini iple çekiyorum. O zaman Batık şehre de gideriz değil mi Burak? Ali abi bize bot ayarladı. Şimdi onunla bugün akşam uçağımız var. Ona yetişmek için bir yerlere bırakacaklar bizi. Mayıs'ta dondurma da olur mu burada Burak? Yani. İnşallah olur. Çok güzelmiş buranın dondurması. Aynaya bakıyoruz bayağıdır. Seslensene. Ali abi. Neredesin abi? Nerede? Buranın bir de şeyi meşhur. Dondurması meşhur. İşte öyleymiş ya, yiyemedik. Bu mevsimde yok. Abla, dondurma dolabı iptal değil mi? İşte bitti. Kekova dondurması, Kaleköy dondurması çok meşhurdur. Dünya çapında namı vardır. Özelliği şu, keçi sütüyle yapılması, doğal meyvelerle yapılması. Kıştan hazırlık yapılır, narlar sıkılır, karadutlar sıkılır, suları paketlenir, difrizlere atılır. En özeli de frenk incirinden yapılan dondurmadır. Çekirdekleri ayrılmadan yapılır. Çekirdekleriyle birlikte yapılır ve sunulur. Yöresel meyvelerden yapılan dondurmaları tatmalarını tavsiye ederiz. Yok, o değil. Hasan abi geliyor şimdi. Hasan abi Roma restoranın sahibi, hemen sahilde. Sağ olsun bizi bırakacak şimdi. Burada arkadaşlar mutlaka günlük balık yiyin ve dondurması meşhur, özellikle frenk inciri. Şu an tabi sezon bittiği için kapalı. Çok güzel ama. Buyurun efendim, canım. Bu arada pijamalarlayım artık. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah razı olsun. Yine bir görüşürüz. Görüşürüz. Çağız'a geldik. Şimdi buradan araç bekleyeceğiz. Artık nereye giderlerse Antalya yönünde. Kime soracağız canım? Az önce bir arabayı kaçırdık. Sağ ol Kos. Bir şey söyleyeceğim. Bu pijamalar... pijamalar yakmış. Ne yapayım? Ipıslak, kurutamazdık. Geçmiyor araba. Ben daha...
Ya ana caddeye çıksak, buran uzak mı ana cadde? Ana cadde şu tepenin arkasında, oraya giremezsin. Ooo. Oraya giden bir araba olursa. İnşallah. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet. Nereye kadar devam ediyor bu yolda yürüyüşüm? Sonunda bizi aldılar. Sizden çok param kazanmayacak anlayacağım. Evet. Psikolog benim. Bagajımı da çıkar bak. Kapatayım mı arkadaş ya? İşaret gösteriyor arabanın. Öyle mi? Aynen. Ben kapatırım. Sağ olsunlar aldılar bize. Evet, Ahmet'le Burak kardeşimiz bizi yol ayrımına kadar bıraktılar. Eyvallah. Çok teşekkürler. Eyvallah. Eyvallah. Onlar kaşa, biz Antalya'ya. Otostopa devam. Ha, şimdi Antalya'ya kadar yürüyelim mi? Hayır. Pijamalarınla. Pijamalarla. Bu arada drone'un pilleriyle telefonu şarj edebiliyorsunuz. Soğuk buralar. Evet, serinmiş. Alırım ben. Sağ ol abi. Finiki'ye kadar abiyle beraber gideceğiz. Nereden? Kaçtan mı? Biz şeyden. Kaleköy. Kaleköy'den abi. Likya onu yürüyoruz. Şimdi dönüş Antalya'dan uçağımız var. Ona yetişmeye çalışıyoruz. Nereye uçak? İstanbul. İsim neydi abi? Yalçın. Yalçın abi, abi çok sağ ol. İdil. İdil bende. Ve biliyor musunuz bu yoldan uzun yol şoförü olmasına rağmen ilk defa geçiyor. O da bize kısmet oldu. Yalçın abiyle hoş sohbetle devam ederiz yola. Belki Finike, belki kendisi Kemer'e de gidebilir. Kemer'e. Bakalım yolumuz nereye kadar giderse gideceğiz abimizle. Sohbeti çok güzel. Böyle yolculuklar daha güzel olur. Tabii ya. Yeni hayatlarla tanışıyorsun. Şu anda domates başladı burada. Bursa'ya gider buradan. Moladayız şu anda. Bir sonraki lig yürüyüşü buralardan geçiyor. Demre'deyiz. Harika değil mi ya? Bir mola daha verdik. Hem de nerede? Çıralı girişinde. Demin çok ilginç bir şey oldu. Tam Yalçın abi bizi Kemer'e bırakıyordu. Biz de ben içimden geçirdim açıkçası. Hava kararıyor. Ne yapacağız falan Antalya'da. Takip eden bir arkadaşımız yazdı. Dedi ki Kemer'deyseniz dedi. Ben dedi sizi alayım dedi. Antalya'ya kadar bırakırız dedi. Kısır gibi yetişti. Telefon numarasını ver şimdi aradı. 15 dakika sonra bizi alacakmış. Yalçın abiyle sohbeti bize burada son vereceğiz galiba. Ama Yalçın abi dolu dizgin bir insan. Yani gerçekten yolda tanıştıklarımız mı? Allah bizi karşılaştırdı insanlar mı? Yani ufkumuzu açtı. Bir de onun yerine gideceğiz. Gaz gözleme evine gideceğiz. Kemer Otogarı'na geldik. Burada hava serinledi. Yok, gerek yok. Onu da yanıma aldım, tamam. Onu da buradan koyalım istersen. Serkan bizi aldı Kemer'den. Tamam, şundan koyalım. Hayırlı yolculuk. Gözleme geleceğiz dükkanına. Her zaman, buyurun hadi gelin, bekleriz. Hadi çok sağ olun. Yolunuz düşerse yazın. O zaman gelin. Serkan'la Kevser bizi aldı şimdi. İdil Hanım, ne serüven be? Ha? Gitmek bilmiyor. Var ya, hızır gibi yetişti Serkanlar. Kahve yapacağız şimdi. Viyana kahvesi her yerde. Burası Antalya, Konyaaltı. Lens de çok kirliymiş, kusura bakmayın. Biz geldik. Havalimanına geldik. Bunları çekeriz. Şimdi. Teşekkür ediyoruz güzel çift. Çok naziksiniz. Gerçek mi?
Evet, Envi Hanım da sağ olsun bizi uğurlamaya geldi. Çok teşekkür ediyoruz eşiyle beraber. Ben yine böyle yüklendim gidiyorum, biliyor musun? Envi ablanın verdiği çörekleri yiyeceğiz. Portakalları soyacağız. Ana bıçağı verdi. Evde yeriz portakalı. Hadi bakalım. Kuzucuğum oğlum lan. Bu kadar su içinde şimdi benim mide şişti senin. Acil tuvalete gitmem lazım. Ağzından çıkacak şimdi ya. Şu an Bilge ile havalimanında gezmeciler yaşıyoruz. Buralarda kimler varmış? Adım adım takiple buldum. Bir haftanın sonunda ilk defa keçi boynuzu dışında bir tatlı yiyeceğiz. Bilge sağ olsun bize ısmarladı. Afiyet olsun. O da bir kadın olarak lig yoluna çıkacak yakında, evet, arkadaşlar. Bitti mi bu lig? Evet, bitti. Diğer bir dahaki sezonda görüşmek üzere. Artık daha bitsin bu ya. Daha dur, poğaça yiyeceğiz. Takip etmeyi unutmayın. Bu sile basın. Orayı koklama oğlum. Oraya başkası pırtladı. Yok, bak Pars, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Oyun. Biz yoktuk ya. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir dakika, biz yoktuk ya. Sen şimdi o gün, o günden sonra ne yaptın mesela biz yokken? Ne yaptın? Üstümüzdeki koku gidince Pars eski haline döndü. Şaşkınlığı gitti.